Merhaba, Yafes kanalına ve Efsane Komutanlar serisine hoş geldiniz. Bu videoda kahraman hava pilot Albay Hayri Korkut'u anlatacağız. 1926 yılında Erdemli'ye bağlı Yağda köyünde dünyaya geldi. Çocukluğunda akrobasi gösterilerine düşkün olan Hayri Korkut, yüksek ağaçlara çıkarak ayağını iple bağlayıp aşağıya burgulu dönüşler yaparak sarkması kendisine Deli Hayri lakabının verilmesine sebep oldu. Harp okulundan 1949 yılında başarıyla mezun oldu. Temin olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldı ve Eskişehir'e atandı. Eskişehir'de havacılık eğitimi alarak başarılı bir pilot oldu. Üst temin olarak Eskişehir, Bandırma, Balıkesir'de çalıştı. Yüzbaşılığa terfi edince Diyarbakır'a atandı. Diyarbakır'dan Amerika'ya New York Havacılık Üniversitesi'ne gönderildi. New York'tan 1960 yılında Türkiye'ye döndü. Aynı yıl Eskişehir'e binbaşı rütbesiyle atandı. Milli konularda hassas ve samimi olan Hayri Korkut, işinde ciddiyetini ve disiplinini hiç bozmadı. Uçmadan önce uçağın sesinden arızasını anlayabilecek kadar iyi bir pilottu. Genelkurmay Başkanlığı Harekat Dairesi'nde çalışırken eğitimini geliştirmek amacıyla önce Almanya'ya, sonra da İngiltere'ye gönderildi. Bandırma ve Diyarbakır'da yapılan NATO tatbikatlarında idare ve sevk ettiği birliklerin hep birinci olmasını sağlayarak yabancı kuvvetleri Türk birliklerine hayran bıraktı. Hayri Korkut bu tatbikatlarda Türk Hava Birliklerinin 200 atıştan 198 tanesini tam isabet ettirmesini sağladı. NATO'nun İtalya'daki tatbikatlarının birinde Amerikalı bir bayan pilot Venedik'te akrobasi gösterileri sırasında köprü altından zorlu bir geçiş yapar. Hayri Korkut aynı hareketi yaparsa puanlar eşitlenecek. Ancak o daha zor bir hareketi yapar. Köprü altına gelince uçağı ile ters döner ve köprü altından geçer geçmez uçağı düzeltir. Tatbikata katılan ülkelerin pilotları şaşkındır. Birinci olmayı beklerken bu zor hareketin kural dışı sayılmasıyla ikinci olur. Amerikalı bayan pilot Hayri Korkut'a "Sen mutlaka köylü çocuğusun. Böyle bir deliliği ancak köylü çocukları yapabilir." der. Hayri Korkut da "Tam üstüne bastınız." der. Yaşasın vatan, yaşasın Türk milleti.